Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tavuklu, soslu ve sebzeli bir pilav tarifi hazırlayacağız. Gerekli olan malzemeler 4 su bardağı yıkılmış pirinç ve 20 dakika boyunca suda ıslattık. Tavuğun göğsü 500 gram. Tuz. Yarım bardak küp küp şekilde doğrulmuş biber, yarım bardak küçük bir şekilde doğrulmuş lahana, dilimler şekilde doğrulmuş biber, çeyrek bardak küçük bir şekilde doğrulmuş soğan, yarım bardak küp küp şekilde doğrulmuş havuç, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, bir miktar soya sosu, bir miktar sirke, 3 yemek kaşığı sıvı yağ. Dilimler şekilde doğrulmuş soğan. Çeyrek bardağı mısır. Bardağın çeyreği bezelye. Yarım yemek kaşığı karabiber. Yarım yemek kaşığı pul biber. Bir miktarı gıda renklendiricisinden turuncu rengi seçtim. Rendelenmiş 4 diş sarımsak. Bir yemek kaşığı savun suyu pudrası ve bir adet yumurta. Şimdi ilk önce tavuğumuz dilimler şekilde kestik. Gördüğünüz gibi şu kalınlığı olacak. Şimdi şu şekilde dilimler şekilde kestim. Tavuğumuz bir tabak içerisinde koydum, üstüne yumurtamı koydum. Ve üstünde bir miktarı soya sosu da döktüm. Ve bir miktarı sirke. Bir miktarı rendelenmiş sarımsağı da ekleyelim. Ve bir miktarı tuz. Tuzun miktarı size bağlı. Az bir miktarı pul biber. Bir miktarı un. Nişastamızı da koyalım. Sıvı yağımız. Şimdi hepsini birbiriyle karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra 20 dakika boyunca buzdolabında bırakacağız. Ocağımız üstüne bir tava koydum. İçerisinde bir miktarı sıvı yağ koydum. Şimdi içerisinde tavuğumuz şu şekilde kızartıyoruz. Nerleştikten sonra çıkartacağız ve diğerleri hepsini bitene kadar aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdi tavamı koydum. İçerisinde bir miktarı sıvı yağ da koydum. Rendelenmiş sarımsağımı ekledim. Biraz karıştırıyorum. Soya sosumuzdan bir miktarı ekleyelim. Ve bir miktarı sirke. Bir miktarı su döküyoruz. Şimdi tavuğun suyu tozu döktüm. Karabiberimizi ekliyoruz. Pul biberimiz. Birbiriyle karıştıracağız.
Şimdi az önce kızarttığımız tavuğumuz şuraya koyuyoruz. Biraz birbiriyle karıştıracağım. Dilimler şekilde doğranmış biberimizi ekleyelim. Karıştırıyoruz. Ondan sonra ocağımız üstüne bir zaman kadar bırakacağız. Ocağımız üstünde bir tencere. Şimdi kaynamış suyu içerisinde bir miktar tuz koydum. Ve bir miktarı sıvı yağ. Şimdi pirincimiz koyalım ve haşlanacağız. Biraz karıştırıyoruz. Bakalım nasıl oldu. Şimdi eğleneceğiz. Ocağın üstüne bir tencere koyalım, içerisinde bir miktarı zeytinyağı döktüm. Doğradığım soğanımı ekliyorum. Ve doğradığım havucumu da ekleyeceğim. Biraz birbiriyle karıştıralım. Rendelenmiş sarımsağımızı ekledik. Yeşil biberimizi de ekledik. Doğrulmuş lahanamız. Bezelyemiz ve mısırımız. Şimdi az bir miktar tuz ekledim. Tuzun miktarı size bağlı. Karabiberimizi ekliyoruz. Bir miktar soya sosu. Ve bir miktar sirke. Şimdi biraz birbiriyle karıştırıyoruz. Pirincimizi ekleyelim. Birbiriyle karıştıralım. Şimdi yemeğin boyası dökelim. Yine de biraz karıştıracağız. Üstüne kapatıyoruz. Pişene kadar bekleyeceğiz. Pilavımız servis tabağının içerisinde şu şekilde koydum. Şimdi tavuğumuzu şu şekilde koyuyoruz. Evet arkadaşlar, bugün tarifim için son şekli budur. İnşallah beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.